Evet arkadaşlar, şimdi bana iyi odaklanın. Bakın şimdi ne yapacağım. Vay canına, bakın bakın, yeni bir sihirbazlık daha yapacak. Evet ya, evet, kesin öyle bir şeyler yapacak. İzleyin şimdi, şu kumdan kaleyi bir dondurma arabasına çevireceğim. Sonra da hepimiz dondurma yiyeceğiz. İşte bu be canım kardeşim benim, adamsın. Hadi işte bu. İşte oldu, onu bir arabaya çevirdim, dondurma arabasına. Evet ya, bu bebek Herobrine gerçekten çok iyi bir sihirbaz. Bize dondurma falan ısmarlıyor, baksanıza. Evet ya canım kardeşim benim. Sen benim en iyi kardeşimsin. Ne oluyor burada ya? Ne yapıyorsunuz? Parka gelirken beni niye çağırmadınız ya? Harbiden ya, Hüsamettin'i çağırmayı unutmuşuz. Şu işe bak, ah ya. Evet Hüsamettin ya, seni çağırmayı unuttum. Kusura bakma. Evet ya, bebek Herobrine olunca seni unuttuk hemen. Nasıl ya, beni unuttunuz mu? Ama beni niye unuttunuz ki? Beni sevmiyor musunuz siz? Artık beni seviyorlar, seni değil, anlamıyor musun? Artık ben varım, sen unutuldun. Hayır ya, öyle şey mi olur? Allah Allah, biz yıllardır birlikteyiz onlarla. Beni unutmaz onlar. Vallahi Hüsamettin, unutmuşuz ya, kusura bakma. Biliyorsun bebek Herobrine senden daha iyi büyü yapıyor. Evet baksana, bizim için bir dondurma arabası yaptı. Doya doya dondurma yiyeceğiz. Sen hiç böyle şeyler yapmazsın. Evet, çünkü sihirli güçlerimizi kendi amaçlarımız için kullanmamız yasak bizim. Ve bu çok yanlış bir şey. Eğer ben her şeyi sihirle size verirsem dondurmacı ne kazanacak? Para kazanamaz, aç kalır. Aman bana ne dondurmacıdan be. Ben kendi arkadaşlarımı düşünürüm, değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. Haklısın bebek Herobrine. Ya duydun değil mi Hüsamettin? Adam bizi düşünüyor. Sense dünyayı düşünüyorsan. Vay be, demek beni unuttunuz ha. Pabucumu da mı attınız hemen? Tamam öyle olsun. Ben de istenmediğim yerde durmam. Gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Of ya, Hüsamettin'in kalbini kırdık galiba. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. O sonra gelir bizim yanımıza. Ay evet evet, sen takma onu, boşver. Yok ya, bence onun kalbini kırdık. Yani bence gönlünü almalıyız. Bir şeyler yapalım onun için. Ben onun için bir şeyler planlayacağım. Onun kalbini kırmayalım. Vay be, sen ne kadar iyi bir insanmışsın bebek Herobrine ya. Tamam madem, onun kalbini kırmayalım. Ona çok güzel bir sürpriz yapacağım, hiç merak etmeyin. Vay be, şunlara bak. Hemen yeni çocuk geldi diye sattılar beni. Meğersem beni sadece sihrim için kullanıyorlarmış. Benden daha iyi sihirli güçleri olan birini görünce sattılar beni. Hepsi o bebek Herobrine yüzünden. Eğer o hiç gelmeseydi beni hep seveceklerdi. Eğer o bebek Herobrine'in işini bitirirsem tekrardan beni severler. Evet evet, işin bitti senin bebek Herobrine. Allah Allah, nerede bu Hüsamettin ya? Onun sürprizini vereceğim ama hiçbir yerde bulamıyorum. Sürprizini gördüğü zaman gerçekten çok sevinecek. İnsanların onu ne kadar sevdiğini görecek. Of of, nerede bu Hüsamettin ya? Gel bakalım gel, göstereceğim ben sana Hüsamettin'in nerede olduğunu. Göreceksin sen. Demek beni arıyorsun ha? Beni aradığına pişman olacaksın. Çünkü beni bulduğunda artık canın çok yanıyor olacak. Allah Allah, nerede bu Hüsamettin, nerede? İşte geliyor, işte. Ne oluyor orada Hüsamettin? Hayır olamaz, dur. Ne yapıyorsun sen, dur yapma. İşte şimdi işin bitti senin. Hayır dur, hayır. Arkadaşlarımı elimden çalarsan sonun böyle olur. Abimi bile elinden çaldın. Bütün ailemi elimden çaldın. Bundan sonra kimseyle arama giremeyeceksin. Hayır. Doktor amca, kardeşim nasıl? Ne olmuş ona? Ne olursun bir şeyler söyle bize ya. Ne oldu ona? Sapasağlamdı bugün sabah. Evet gençler, kardeşinizin üstüne çok büyük bir kaya düşmüş. Durumu gerçekten çok kötü. Yani gerçekten durumu çok kritik. Ona çok acil bir müdahale ettik ama hala durumu kritik yani. Hayati tehlikesi sürüyor hala. Evet
ya, aniden acı haber aldık. Yanımızdayken sapasağlamdı. Hüsamettin'e sürpriz yapmaya gidiyordu. Evet ya, nasıl olmuş olabilir bu? Doktor bey, ne olsa olabilir bu ya? Yani gençler, bilmiyorum. Sanırım bir inşaattan düşmüş olabilir. Ama etrafında inşaat da yok ki çocuğun. Yani o kadar büyük bir kayanın çıkabileceği bir yer de yok. Gerçekten çok gizemli bir şey yani bu. Yani daha çok sihirli bir şey gibi mi? Evet evet, sanki bir büyücü gökten taş yağdırmış yani çocuğun üstüne. Hiçbir şey anlayamadık. İmkansız o kayanın oradan düşmesi. Gökyüzünden taş yağmadıysa böyle bir şey olamaz yani. Yoksa kardeşimin üstüne bir meteor mu düştü? Çüş artık, o kadar da değil Arda, Allah Allah, sen de abartma he. Doktor amca, o zaman nasıl olabilir ki bu ya? Allah Allah, aklım almıyor. Arkadaşlar, bu olay nasıl oldu? Kim yaptı bunu? Yorumlara yazın ya, anlayamıyoruz. Evet ya, benim aklıma bir şeyler geliyor ama yorumlara yazın arkadaşlar. Yoksa Hüsamettin mi yaptı? Ne, Hüsamettin mi? Elif, niye öyle bir şey dedin ki? Hüsamettin niye böyle bir şey yapsın? Sonuçta Hüsamettin onu çok kıskanıyordu. Onu unuttuk bugün. Sırf bebek Herobrine yüzünden Hüsamettin'i unutmuştuk. Hey arkadaşlar, kanala abone olup videoya like attınız mı? Kanala abone olup videoya like atan herkese sihirli güçlerimle hediyeler dağıtacağım. O yüzden onu kıskanmış olabilir ve böyle bir intikam almış olabilir yani. Ben mi yanlış düşünüyorum arkadaşlar? Arda, sanırım Elif haklı ya. Böyle bir şey olmuş olabilir. Evet ama Hüsamettin böyle bir kötülük yapmaz. Ne kadar kıskanırsa kıskansın. Hüsamettin çok iyi birisi yani. Arda, biliyorum Hüsamettin de senin kardeşin ama sanırım kıskandığı için yapmış olabilir. Şehirde başka bir büyücü yok yani. Sanırım bunu Hüsamettin yaptı. Bu durumun başka bir açıklaması yok Ardacığım. Kusura bakma. Hayır ya Hüsamettin, nasıl böyle bir şey yaparsın sen? Nasıl? Arkadaşlar, ne oluyor burada ya böyle? Ne oldu burada böyle? Herobrine ne oldu? Bebek Herobrine bir şey mi oldu yoksa? Eyvah! Ayvayı yedi şimdi çocuk. Hiçbir şey bilmiyorlar sanıyor tabii. Ama onlar her şeyi tahmin ettiler. Hüsamettin, boşuna rol yapma. Senin yaptığını biliyoruz. Her şey senin başının altından çıktı değil mi? Evet, bize yalan söyleyemezsin. Her şeyi senin planladığını biliyoruz. Vay be Hüsamettin, senden hiç beklemezdim oğlum bunları. Ne diyorsunuz ya, ben hiçbir şey anlamıyorum. Ben ne yapmışım ki? Ooo, iftira. Ben hiçbir şey yapmadım, yalan söylemeyin. Hadi oradan Hüsamettin. Evrede inşaat bile yokmuş. O kayanın bebek Herobrine'in üstüne düşmesi imkansız yani. Bebek Herobrine kendi üstüne bir taş yapmadığına göre de bunu başka yapabilecek tek kişi sensin. Aynen öyle. Senden başka kimse yapamaz bunu. Anladın mı? Ama ya kötü büyücü falan tekrar şehre geldiyse, o yaptıysa, yani ben yapmadım yani. Hadi oradan Hüsamettin, yalan söyleme. En son kötü büyücünün bütün büyülü güçlerini aldın sen. Aynen öyle. O böyle bir şey yapamaz. Yani yapabilecek tek kişi sensin. İyi be iyi, tamam, ben yaptım işte. Kıskandım. Onu benden daha çok seviyorsunuz diye kıskandım. Tekrar beni daha çok sevin istedim. Seni seviyorduk zaten şapşal. Seni kıskandığımızı anladığı için sana sürpriz yapmak istemişti bebek Hüsamettin. Aynen öyle. Herobrine sana bir sürpriz hazırlamıştı. O yüzden seni arıyordu. Sana daha sürprizini gösteremeden onun işini bitirmişsin. Seni cani çocuk. Ne yani? Benim için bir sürpriz mi hazırlamıştı? Sırf üzüldüm diye, öyle mi? Ben sana tuzak kurdum. O beni ararken ben onun işini bitirdim. Yaptıklarımdan çok pişmanım. Onu kurtarmak istiyorum. Doktor bey, ne olur izin verin bana. Hüsamettin, onu kurtarman gerçekten çok zor. Gerçekten durumu çok kritik. Taş öyle kötü ezmiş ki onu. Yani çok büyük darbeler almış. Yeni bir kalp nakline ihtiyacı var maalesef. Tamam, ben vermeye hazırım. Ne olur doktor bey, beni ameliyata alın. Onu kurtarmam lazım benim. Yoksa asla kendimi affedemem. Emin misin Hüsamettin? Bak, bu gerçekten çok kritik bir durum. Bak, emin misin yani? Evet, eminim. Son kararım. Alın beni ameliyata, ne olur. İyi, tamam. Öyle olsun bakalım. Abicim, kurtuldum. Baksana bana. Artık tekrar hayattayım. Vay be. Hüsamettin kalbini verdikten sonra ne kadar da hızlı böyle iyileşmişsin Herobrine. Evet ya, sen gerçekten çok güçlü bir çocukmuşsun. Nasıl ya? Hüsamettin bana kalbini mi verdi? Ama beni bu duruma sokan da oydu. Şimdi niye kalbini verdi ki?
çünkü yaptıklarımdan çok pişman oldum. Hüsamettin. Özür dilerim bebek Herobrine. Sen gerçekten benim iyiliğimi istiyormuşsun. Bense çok kötü düşündüm. Bu yüzden kalbimi sana verdim. Ama sihirli birisi olduğum için bende de yenisi çıktı. Vay be, ben de benden nefret ediyorsun sanmıştım. Seni bu kadar üzdüğüm için de ben özür dilerim. Artık ikimiz de birbirimize iyi davranabiliriz, anlaşabiliriz. Evet, bence de. Artık dost olabiliriz. İşte sonunda barış kazandı. Sonunda. O'Brien hadi bakayım oğlum, şöyle güzel bir sihir yap bakayım, bize görelim. Hadi bakayım benim yetenekli oğlum. Canım oğlum benim. Tamam babacım, merak etme, hemen yapıyorum. Ya babacım ya, ben de sihir yapabiliyorum. Neden ondan istiyorsun ki? Benden niye istemiyorsun? Ben kaç yıldır çocuğunum senin. Biliyorsun benim de çok iyi süper sihirli güçlerim var yani. Dur bir oğlum ya, Allah Allah, kardeşine bir izin ver de bir sihir yapsın. Allah Allah ya, hemen öne atlamasana sen bir. Evet babacım ya, hemen öne atlıyor. Ayrıca ben ondan daha iyi bir sihirbazım yani. Hayır babacım ya, yalan söylüyor. Ben daha iyi bir sihirbazım. Onu var ya ikiye katlarım ben. Allah Allah. Peki nasıl anlayacağız o zaman ya? Siz bir yarışmaya girin bari. Bakalım hanginiz daha iyi. Tamam, ben her türlü kapışırım yani. Onu kesin yenerim ben, görür o. Aynen, ben de kapışmaya hazırım. Hiç sıkıntı yok yani. Gösteririm ona gününü. Tamam o zaman bakalım. Şöyle bir sihirlerinizle güzel bir şeyler çıkartın bakalım ortaya. Tamam babacığım, iyi izle şimdi beni. Hokus pokus. İşte ortaya bir çanta dolusu para çıkarttım. Bununla istediğimizi alabiliriz babacığım. Vay canına be, şuradaki paralara bak, bir sürü para çıkarttın. Helal olsun Herobrine, helal olsun sana canım oğlum benim, biricik oğlum. Allah Allah, ben daha güzelini yapabilirim bir kere babacığım. Allah Allah ya, her şey para mıdır yani? Öyleyse bile ben daha iyisini yaparım, görürsün. Allah Allah, yapsan o zaman evladım ya, neyi bekliyorsun ki? Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi bakalım, sıra sende, başla Hüsamettin, hadi. Tamam babacığım, yerinde sıkı dur, şok olmaya da hazır ol. Bak çıkartıyorum hokus pokus. Bu ne böyle ya, ne çıktı böyle? Ayy, çok çirkin kokuyor bu. İnanmıyorum Hüsamettin, bu da ne böyle? Ne yaptın sen ya? Ayy, iğrenç kokuyor bu. Hüsamettin oğlum, sana sihir yap dedik ya. Tuvaletini yap demedik ya. Ne oldu, tutamadın, altına kaçırdın galiba. Of ya, nasıl olur bu? Of, kaka bu resmen. Hüsamettin, evin yani içine ettin yani evladım. Harbiden içine ettin. Evin ortasında bıraktığın şeye bak ya. Kakanı yaptın resmen. Ya babacığım, bir yanlışlık oldu. Bunu düzeltebilirim ya. Bana bir şans daha verseniz olmaz mı? Saçmalama evladım ya. Allah Allah. Bundan sonra kim bilir ne yaparsın sen eve. Evet babacığım. Eğer buna bir şans daha verirsek evi vallahi çukura çevirir. Lağım çukuruna çevirir. Harbiden Hüsamettin ya. Ben bütün evin kaka olmasını istemiyorum evladım. Kusura bakma. Atıyorum seni evden. Atıyor musun? Baba, beni evden niye atıyorsun ya? Evladım çok iğrençsin sen. Evin ortasında yaptığın şeye bak ya. Ayy, leş gibisin. Atıyorum. Yani evimin içine eden bir tane çocuk istemiyorum ben evladım. O yüzden de gitmen lazım. Aynen. Ben de böyle kakalı bir evde yaşamak istemiyorum yani. İyi tamam, öyle olsun. Allah Allah ya, gidiyorum ben de işte. Demek beni bu kadar az seviyordunuz. İyi tamam, öyle olsun. Hey Hüsamettin, baksana bir ya. Ne oldu ya, ne var? Ya giderken şu kakanı da alıp götürsen olmaz mı? Evi çok kötü kokutuyor da. Of iyi be, tamam götürürüm onu da. Şunlara bak ya. Hadi bakalım kakam, buradan gidiyoruz. İstenmediğimiz yerde de durmayız zaten. Hadi. Baksana, bizi burada sevmiyorlarmış. Allah Allah ya, canım kakam benim. Artık yanımda bir tek sen varsın. O ne öyle ya yavrum? O elindeki ne senin öyle? Ne tutuyorsun oğlum sen elinde? Dayıcım bu bir mucizevi kaka. Mucizevi kaka mı? O nasıl oluyor ya? Dayıcım bu normal bir kaka değil yani. Bunu sihirle yaptım ben. Sihirle yaptığım için mucizevi oluyor. Yani bu kimsenin kakası değil ama bir kaka. Ula, elinde kaka mı taşıyorsun sen? Puuu, pislik herif. Nasıl çocuksun sen? Leş misiniz oğlum sen ya? Ne var amcaya? Allah Allah. Ne var yani? Bu mucizevi bir kere, tamam mı? Tabii ki taşırım elimde. Hadi lan oradan, pislik herif seni.
Yazıklar olsun. Yok ya yok. Bu gençlik bitmiş. Leş gibi de koktu zaten. Allah Allah. Bu ne böyle ya? Amcaya bak. Gelip bana laf etti. Hepsi bunların hepsi o herofren bebek yüzünden. Onun yüzünden evden atıldım. Evimden oldum. Ailem artık benden daha çok seviyor onu. Olmasaydı hala sıcacık evimde ailemle birlikte olacaktım. Ama o herofren bebek yüzünden her şeyimi kaybettim işte. Ona gününü göstermem lazım. Çok çalışacağım. Görecek o gününü. Görecek. Evet, şimdi tek yapmam gereken bu bankanın deposunun içine ışınlanmak ve paraları almak. Madem sihirle para yapamıyorum, o zaman ben de sihirle paranın olduğu yere giderim. Sonra da bayağı bir zengin olurum. Böylece ailem beni daha çok sever. Hatta onlardan intikam bile alabilirim. O Herobrine bebek de görür gününü. Artık ailem beni daha çok sevecek. Onu sevmeyecekler, görür o. Evet, şimdi içeri gitme vakti. Hop hop işte. Artık bir sürü param oldu. Görür o şimdi Herobrine. Babamlar beni daha çok sevecek. Bittin oğlum sen, bittin. Madem benimle bu yolla kapışmak istiyorsun, görürsün şimdi. Gel babacım gel. Sana harika bir sürprizim var şimdi. Araba alacağız. Vay be, gerçekten mi canım oğlum benim? Sen harika bir çocuksun gerçekten be. Şuna bak ya, babasına hediye alıyor. Maşallah ya. Evet, hoş geldiniz. Buyurun bakalım, neye bakmıştınız? Arkadaşlar, kimler sihirli güçlerin olmasını ister? Sihirli güçleri olmasını isteyenler kanala abone olup videoya like atsınlar. Bakalım sihirli güçleriniz olacak mı gerçekten? Merhaba, ben babama hediye araba alacaktım da o yüzden gelmiştik. Tamamen hediye olacak yani, onun için. Evet, bana hediye alacak oğlum, o yüzden geldik. Tamamdır o zaman, hangi arabayı istiyorsunuz bakalım? Vallahi şu arkadaki kırmızı araba çok güzelmiş. Baksana baba, gerçekten mükemmel duruyor. Sence de onu almayalım mı? Evet oğlum ya, haklısın. Gerçekten harika duruyor ya. Onu alalım. O araba özel yapım bir arabadır. Değeri ise tam 10 milyon TL. Dünya üzerinde sadece 100 tane var o arabadan. Biri de sizin olabilir isterseniz. Ne? 10 milyon TL mi? Çüş yani. O kadar paramız yok ki bizim. Evet ya, bize biraz daha uygun bir şey ver. Hediye alacak sonuçta. Çocuğun da üstüne çok gitmeyelim. O zaman size şu arabayı vereyim ben direkt. O arabanın değeri de 100 bin lira. Evet evet, bize tam o araba lazım. 100 bin liralık bir araba. Onu alabiliriz. Vay be canım oğlum benim. Bana Tofaş alıverdi. Ne Tofaş mı? Ay, o ne ya? Bedava verseler bilmem yani. Hadi oradan be, senin de araban bile yok. Allah Allah, şuna bak, bedava verseler binmezmiş. Evet Hüsamettin ya, kardeşin niye kıskanıyorsun sen? Allah Allah, evlenek olduk hala akıllanmamışsın. Niye kıskanayım ki, Allah Allah ya. Evet, arabam şu an yok ama birazdan olacak. Nasıl yani? Abi, arkadaki şu özel üretim aracı almaya geldim ben. 10 milyon lira olanı. Nasıl o kadar paran olabilir senin? Yalancı seni. Aynen ya. Bizi burada kandırmaya çalışma. Sen o arabayı alamazsın bir kere. Senin paran yetmez. Hüsamettin Bey, gerçekten o kadar paranız var mı? Alacak mısınız o arabayı? Evet evet, alacağım, merak etmeyin. Paralar da nakit. Hepsini ödeyeceğim şimdi. Allah, zengin oldum, zengin oldum. Sattım arabayı. Nasıl ya Hüsamettin, şimdi sen gerçekten o arabayı alıyor musun? Hayır ya, nasıl olur ama bu, nasıl olur? Kardeşim, öyle sihir yapmakla olmuyor bu işler. Sihir yaparken de biraz mantıklı yapmak lazım değil mi yani? Sen 3-5 kuruş şu sihirle getireyim derken ben şipşak hallettim her şeyi. Allah Allah ya Hüsamettin, sen gerçekten daha iyi bir büyücüymüşsün ya. Herobrine bebek o kadar da iyi değilmiş. Ama babacığım, sana hediye araba alıyordum ben. Sen bana 100 bin liralık araba alıyordun. Hüsamettin 10 milyon liralık araba alıyor. Vay be baba, her şey para demek senin için he. Öyle olsun be. Vay be, delikanlı adammışsın. Görmüş olduk. Harbiden baba ya, beni de para için satmıştın. Hüsamettin bebeği de para için satıyorsun şimdi. Yaptığın gerçekten çok ayıp. Hüsamettin, ben senin değerini bilememişim canım oğlum ya. Sen gerçekten çok değerli bir çocukmuşsun. Ulan baba, ne dönek adammışsın be. Vay be. Tüh, sana yazıklar olsun be. Harbiden ya, Hüsamettin kötü sihir yapıyor diye şutladın hemen. Şimdi Herobrine bebeği gönderiyorsun. Gerçekten çok kötü birisisin sen. Hüsamettin kardeşim, bence biz güçlerimizi birleştirip beraber yaşayalım. Evet evet ya, haklısın. Bence de babam böyle kötü
hareketler yapıyor. Ona ihtiyacımız yok artık. Hayır ya, ne diyorsunuz siz? Siz benim evladımsınız. Allah Allah ya. Babacığım, biraz da senin aklın başına gelsin. Bakalım bizsiz ne yapacaksın he? Aynen öyle babacığım. Biraz da bizsiz takıl da değerimizi anla biraz ya. Hayır çocuklar ya, öyle şey mi olur? Hayır. Dur artık, yeter. Durmak yok. Patır patır dövdüm işte seni. Ne biçim çocuk bu ya? Allah Allah, nasıl bebeksin sen? Yam yam gibi bir şey oldu bu iyice. Ne oluyor burada ya? Baba, niye yerde yatıyorsun sen? Bu çocuk da kim ya? Ne oluyor? Sen niye yerdesin babacığım? Babanı dövdüm çünkü. O artık benim babam. Oğlum, bu çocuk beni dövdü. Şu bebek yok mu? Dövdü beni. Baba, dalga mı geçiyorsun? Küçücük bebek bu. Allah Allah. Şu el kadar bebek seni nasıl dövmüş olabilir ya? Allah Allah. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Dövüyor oğlum. Hem de çok pis dövüyor. Kaç kurtar canını. Hayırdır birader? Sen bizi bir şeye benzetemedin mi yoksa? İstiyorsan senin de bir ağzını burnunu kırayım da aklın başına gelsin. Ne diyorsun sen velet? Allah Allah. Bak, benim tersim pistir ha. Nereden çıktın onu da bilmiyorum ama... Kapının önünden bulduk evladım ya. Birisi bırakıp gitmiş işte. Annen de hemen atladı, evlat edindi. Oğlum bak, ters ters konuşma. Seni döverim ha. Hayırdır kardeşim, sen kimi dövüyorsun? Arda, dikkat et. Al sana. Öyle 2.80 uzanırsın işte yere. Ne oldu? Başım. Lan velet, nasıl o kadar sert vurdun bana? Ne oldu, yediremedin mi kendine he? Daha çok istiyor mu dayak? Ulan velet, ben şimdi senin var ya, gel buraya. Arda oğlum, dikkat et diyorum sana, hala gel buraya diyorsan dikkat et işte. Yok baba yok, bu iş böyle olmayacak. Ben bu çocuğu sokaktaki çöpe atacağım. Ne, çöpe mi atacaksın? Oğlum manyak mısın sen, kafayı mı yedin? Çocuk çöpe mi atılır? Ya baba saçmalama, böyle çocuk olmaz olsun. Bunu çöpe atacağım ben. Hayır bırak, atma beni çöpe, dur dedim sana, dur. Hiçbir kurtuluşun yok seni şeytani bebek. Seni çöpe atacağım, herkesi dövüyorsun. Babamı ne hale getirmişsin? Adam delirmiş resmen. Bırak beni, bırak dedim sana, bırak. Ne olursun çöpe atma beni, pislik herif. İşte bir daha seni görmeyeyim. Çöpe attı beni. Birazdan çöpçüler alır seni götürürler. Bir daha sakın bizim eve gelmeye çalışma. Anladın mı beni? Pislik velet seni. Başım. Leş gibi çöp koktum senin yüzünden. İşte buradaki işim de bitti. Sonunda kurtulduk şundan ya. En iyisi gidip babamın durumuna bakayım. Acaba iyi mi durumu ya? Gerçekten çok kötü gözüküyordu. Allah Allah, o sesler nereden geliyor böyle ya? He? İnanmıyorum, birisi çocuğu çöpe atmış. Bu ne böyle ya? Kim yaptı bunu? Yardım edin ne olur. Yardım edin. Tamam evladım, tamam, sakin ol. Sen hiç merak etme, ben sana yardım edeceğim şimdi. Kıyamam ya, kim bıraktı seni buraya? Allah Allah, pis caniler ya. Fakirler bıraktı. Fakir beni aldı çöpe attı. Ben bana bakacaklar zannediyordum. O beni çöpe attı. Ulan ya, şu fakire bak, ne kadar cani birisiymiş. Ben de severdim fakire. Meğersem kalpsiz herifin tekiymiş ya. Şuna baksana sen. Neyse gel evladım, ben seni eve götüreyim. O fakire de gününü göstereceğiz ama. Böyle kalmaz bu. Çok sağ olun, çok. Beni kimse sevmiyor. Merak etme evladım, ben seni seveceğim, gel buraya. Ulan fakir, gösteririm ben sana şimdi, gösteririm. Küçücük çocuğu sokağa atmak ne demekmiş, göreceksin sen. Evet, görecek o. Hey fakir, kapıyı aç, kapıyı. Buyurun beyefendi, bankamıza hoş geldiniz. Ne isterdiniz acaba? Ne diyorsun sen fakir, dalga mı geçiyorsun ya? Kayıp, çalıntı işlemleriniz için lütfen biri tuşlayınız. Allah, adamı nasıl dövdüysem kafayı yemiş ya. Ya fakir, dalga geçmeyi bırak benimle. Sen şu çocuğu niye çöpe attın onu söyle bana. Allah Allah, şuna bak ya. Maalesef beyefendi, çöp toplama hizmetimiz bulunmamaktadır. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Çöpçülük işlemleriniz için lütfen çöpçüye gidiniz beyefendi. Ya fakir, sen benimle kafamı buluyorsun kardeşim. Allah Allah, şuna bak ya. Ya sen Arda'yı çağırsana ya. Allah Allah, şuna bak. Aynen aynen, senin kafan yerinde değil yani. Biz gidip Arda'yla konuşsak daha iyi olacak gibi. Tabii ki beyefendi, sizi hemen Arda'ya bağlıyorum. Arda, hayırsız oğlum, gel bakayım buraya. Ne oldu babacığım, kimler gelmiş? Zengin amca. Gel Arda ya, gel. Allah Allah, baban kafayı yemiş. Sen açıkla bakalım bize durumu. Ne oluyor ya zengin amca, bu çocuğu niye getirdin? Allah Allah, biz kovuyoruz sen getiriyorsun. Kapıdan kovuyoruz, bacadan giriyor resmen çocuk ya.
Sen sus terbiyesiz. Sen beni çöpe attın. Göstereceğim ben sana. Hadi oradan velede bak, gösterecekmiş ya. Şuna bak sen. Ya Arda, küçücük çocuğu çöpe atmaya utanmıyor musun sen? Nasıl terbiyesiz birisin sen ya? Ben seni hiç böyle tanımazdım. İyi bir çocuktun sen. Gerçekten çok bozulmuş senin terbiyen. Ayıpladım yani. Ya bak zengin amca, bu çocuktan uzak dur, tamam mı? Bak hata yapıyorsun. Babamın bu hale gelmesinin sebebi bu çocuk. Anladın mı? Çocuk babamı dövmüş yani. O derece. Ya sen dalga mı geçiyorsun Arda ya? Küçücük çocuk nasıl kocaman adamı dövsün? Görmüyor musun şunu? Evet ya, ben nasıl döveceğim? İftiraya bak işte. İftira atıyorlar bana. Vallahi zengin amca, ben uyardım yani seni. Ama bize sakın getirme o çocuğu, tamam mı? Bizden uzak tut. Kendin çok istiyorsan bakabilirsin yani. Ama ben seni uyardım. Demedi deme sonra. Göreceksiniz. Onu büyütüp çok iyi bir delikanlı yapacağım. Görürsünüz siz. O çocuğa diyeceklerinize pişman olacaksınız. Son pişmanlık ne yarar? Allah Allah, adam da harbiden kafayı yemiş. Şunu da bir doktora falan götür Arda. Allah Allah, böyle olmaz yani bu. Götürdük zaten, götürdük. Birkaç güne düzelirmiş, öyle dedi. İyi tamam, o zaman gelir bir daha döverim. Lan yürü git pis velet. Allah Allah, defolun gidin buradan ya. İstemiyoruz artık sizi kardeşim. İstemiyoruz, gidin buradan. İyi be iyi, sanki biz size aşığız ya. Şunlara bak, manyaklar mıdır nedir? Hadi oğlum yürü, gidiyoruz buradan. Arkadaşlar, kanala abone olup video like atmadıysanız hemen 2 dakikada kanala abone olup video like atar mısınız ya? Destekleriniz gerçekten çok ihtiyacımız var. Çok teşekkür ederim. Evet, işte geldik evimize. Vay canına, burası mı ev? Gerçekten çok zenginsin sen sanırım. Evet evet, bayağı bir zenginiz yani. Oldukça paramız var. Bundan sonra artık senin de bir sürü paran var. Merak etme, benim param senin paran. Sana çok iyi bakacağım. Çok iyi kurslar alacaksın. Çok iyi eğitimler de alacaksın. Çok büyük bir adam olacaksın. O fakirle ailesiyle yaşamadığın için şükredeceksin. Bana güven. Vay canına ya, gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Evet evet, sen hiç merak etme. Ay, çok uykum geldi ya. En iyisi ben gidip uyuyayım. Evet evet, bence de gidip uyu sen. Çok yorulmuşsundur. Evet evet, haklısın. En iyisi gidip yatayım ben. Yapacak bir şey yok yani. Git bakalım git. Şimdi senin param benim param mı göreceğiz. Umarım hepsi evdedir. İşte buradalar paralar. Bütün paralar bunun içinde olmalı. Onları alayım gideyim. Ne de olsa zenginin parası benim parammış. O zaman benim paralarımı alayım. Hayır, olamaz. Hayır. Hayır, olamaz. Olamaz. Olamaz ya, hayır. Zengin amca, bu adam nasıl delirmiş ya? Herkes deliriyor ya şehirdeki. Olamaz. Arda, Arda evladım, delirdim ben. Paralarım hepsi gitmiş. Nasıl ya, paraların hepsi nasıl gidebilir ya? Dalga mı geçiyorsun zengin amca? Allah Allah, su mu bu? Benim yeni oğlan da gitmiş, çocuğum da gitmiş, paralar da gitmiş. Hepsi gitti. Ne yapacağım ben ya? Zengin amca, ben sana dedim, o çocuktan uzak durmalısın dedim. Bize de yaklaştırma dedim. Sen ne yaptın? Aldın çocuğu evine götürdün. Ya işte böyle olar. Dua et seni dövmemiş. Babamı dayak manyağı etmiş yani. Şamar oğlanını çevirmiş. Eğer uyardığımda beni dinleseydin başına bunlardan hiçbiri gelmezdi. Paraların da duruyor olurdu. Gitti orada. Gitti. Hepsi gitti işte. Oo, ne yapacağım ben? Ne yapacağım ya? Parasız, pulsuz, çulsuz, her şeysiz kaldım. Yapacak bir şey yok zengin amca ya. Bir şekilde toplarsın artık. Yani çocuk umarım gitmiştir de başımıza bir daha bela olmaz. O çocuk gerçekten çok tehlikeli bir çocuktu çünkü. Umarım başımıza o çocuktan bir daha bir bela gelmez yani. Evet, gelin gelin, işte şuradaki ev. Bu evi satın alıyorum. Bir arkadakini de satın alacağım. İkisini de alacağım yani. Tabii küçük bey, siz nasıl isterseniz. İkisinin de işlemlerini başlatıyorum ve iki ev de yakında sizin olacak. Hayırlı olsun bakalım. Eyvallah eyvallah, siz de evi boşaltın artık. Hadi evsiz. Bir dakika bir dakika ya. Ne oluyor ya şimdi? Ya ne oluyor, gördün değil mi zengin amca? Senin paralarınla hem bizim hem de sizin evinizi satın alıyor çocuk. Evladım, o paralar bizimdi zaten. Ev de bizimdi. Niye böyle yapıyorsun sen bana? Sana ne moruk, sen bana demedin mi? Senin param benim param diye. Yani senin param benim param, benim param yine benim param.
Evim de gitti. Evsiz kaldım. Ben paralar gitti. Gitti. Ya bak çocuk, biz seni attık. Artık seninle muhatap olmak istemiyoruz. Ne yaparsan yap ama bize dokunma, anladın mı? Evimizde rahat bırak. Vermiyorum evi falan. Sana soran mı oldu Lollipop? Ben aldım zaten. Siz de evi boşaltacaksınız işte. Yapacak başka bir şeyiniz yok. Anladınız mı lan beni? Boşaltın oğlum evi. Boşaltın dedim. Aynen öyle. Evi bir an önce boşaltın. Yoksa ikinizi de zorla kovarız yani evden. Ya ne oluyor ya? Dalga mı geçiyorsunuz? Yürüyün gidin, evimden kovuyorlar beni ya. Siz kimi kimin evinden kovuyorsunuz ya? Defolun gidin. Bakın beyefendi, ben bir avukatım. Bu çocuk parasını verip evi satın aldı yani. Size de çıkıp gitmek düşer. Anladınız mı beni? Ne yani? Şimdi ben de mi evsiz kalacağım? Evsizler Derneğimize üye olmak için lütfen biri tuşlayınız beyefendi. Bir. Ben de üye olmak istiyorum, ben de. Oh, bu da kafayı yedi. Hepsi sıyırdı bunların hepsi. Vallahi helal olsun beyefendi. Hepsi de kafayı yedirttiniz yani. Gerçekten çok garip bir gücünüz varmış. Zengin amca, hadi yürü. Kendimize topraktan bir ev yapalım. Belki onun içinde yaşarız ya. Evet ya, çok iyi fikir. Bunu niye daha önce düşünemedik? Hadi gidelim. Ay of, çok uykum var. İnanmıyorum, o ses de neydi öyle? Çok korktum ya, neydi o? Ay fakir, rüyanda görmüşsündür. Uyu ya, Allah Allah, ne sesi? Duydum işte Miray ya, duydum. Çok korkunç bir ses geldi. O neydi öyle? Ay fakir, canımı sıkma benim, ne olur yazıp uyur musun ya, Allah Allah. Ama korkunç ses. Dur bir ben gidip bir bakayım en iyisi ya. Hırsız girdi galiba eve. Öf iyi be, ne yaparsan yap. Allah Allah. Gel bakalım buraya. Göstereceğim sana gününü. Gidip bir bakayım bakalım. Eğer hırsızsa geldiğine pişman olacak o. Bu sopayı kafasına vuracağım onun. Görür o. Daha kimin evine girdiğinin farkında değil o. Ay yuf, fakir gel yat şuraya, ne hırsız. Sen buradan ayrılma Miray. Ben hemen o hırsızın icabına bakıp geliyorum. Gösteririm ama şimdi ben ona. Gösteririm. Burada kimse yok. En iyisi bir de aşağı inip oraları kontrol edeyim. Nerede bu hırsız? Nerede? Allah Allah, çok sessiz olmam lazım. Bu hırsızı korkutup kaçırmamam lazım. Onu suçüstü yakalayacağım şimdi. Nerede bu? Nerede? İşte. Kesin şu tezgahın arkasında. İşte. Olamaz. Işıkları kapattı. Olamaz. Belki de sadece ışıklar gitmiştir. Ya da tuzağa mı düştüm ben? Anneciğim, çok korkuyorum. Yardım edin bana ne olur. Anneciğim. Ya baba, manyak mısın ya? Gecenin bu saatinde niye deli danalar gibi bağırıyorsun? Kafayı mı yedin sen? Evladım, asıl sen kafayı mı yedin ya? Allah Allah, niye korkutuyorsun beni gece gece? Baba ne korkutması ya? Allah Allah. Sabahtan beri bağırıyorsun sağda solda. Uyutmadın be. Tam uykuya dalacağım. Bir ışıkları söndürüyorsun. Bir bağırıyorsun. Bir şeyler yapıyorsun yani. Allah Allah. Gidip yatsana sen. Evladım galiba ben kafayı yedim ya. Allah Allah. Evde hırsız falan var zannettim. Bir sesler duydum yani. Sanırım annen haklıymış. Rüyamda görmüşüm ben onları. Gerçek sandım. Hatalıyım. Kusura bakma. İyi baba ya. Hadi gidip yat çabuk. Hadi ya. Of, bir uyutmadın vallahi. Bak sabah okula geç kalırsam senin yüzünden ha. Tamam oğlum, tamam. Kusura bakma. Hadi git yat. Okuluna geç kalma sen yarın. Of ya, hepsi rüyaymış. Neyse, ben gidip bir tuvaletimi yapayım. Oo, korkudan sıkışmışım vallahi ya. Altıma yapacakmışım. Neredeyse altıma yapıyordum korkudan. Oo, vallahi içimdeki kötülükleri dökeyim. Gideyim mis gibi, bebek gibi uyuyayım şimdi ya. Demek uyuyacaksın. Uyu bakalım, uyu. Sana iyi uykular dilerim fakir. Allah Allah ya, o sesler neydi acaba? Gerçekten duyduğuma eminim neredeyse. Ama duymamışım belli ki. Baksana, kimse görmemiş benden başka. Galiba kafayı yedim ben ya. Neyse, en iyisi gideyim bir güzel yatayım ben. Hala bir sesler. Bu da ne böyle? Olmaz, kim açtı kapıyı? Kapının açılmasıyla ampulün patlaması bir oldu. Bu ne böyle? Ne oluyor bu evde? Anneciğim, imdat, yardım edin. Merhaba fakir. Ben de seni arıyordum. Olamaz ya, ne oluyor burada? Sen de kimsin?
Yoksa sen gül yabani misin? Tanıştığımıza memnun oldum fakir. Sen burada ne yapıyorsun bakalım? He? Hey Allah'ım ya, ne yapıyor gibi gözüküyorum? Kaka mı yapıyorum? Allah'ım ya Rabbim ya. Tuvalette başka ne yapılır? Kafayı mı yedin sen? Bu yaptığın son kakan olacak fakir. Farkındasın değil mi? Hadi oradan be. Hiç de bile. İn misin cin misin? Her neysen gösteririm sana gününü. Ne diyorsun lan? Manyak. Sen cinsen. Biz de adamın dibiyiz aslanım. Senin soban varsa biz de alası var. Ne ya? Anlamadım. Ne diyorsun? Sen oğlum bak seni yerim he. Oğlum bak ben gül yabaniyim. Farkındasın değil mi? Çarparım vallahi seni bak fakir. Sen kimi çarpıyorsun ha? Gel lan buraya. Gel lan. Geleyim mi? Tamam lan. Gel lan. Asıl sen gel lan. Ulan seni var ya ağzını burnunu kıracağım. Gel buraya. Vurma lan bana manyak. Sen nasıl bir herifsin lan? Al sana. Al. Ulan manyağa bak. Sen kime bulaştığını sanıyorsun ha? Al sana lan. Al lan sana. Sen kime bulaştığını sanıyorsun? Gül yabanisin diye senden korkacağım mı sandın ha? Usta. Adam manyak çıktı usta. Kaçın. Adam bizi lime lime edecek. Kaçın. Hiçbir yere kaçamazsın. Gel buraya. Gel dedim sana. Gel. Ulan korkak herif seni. Bir daha sakın bu eve gelme. Yoksa ağzını burnunu kırarım senin. Anladın mı? Sen gelip kime şov yapıyorsun aslanım? Ben fakirim. Fakir. Bana bu alemde sopacı fakir derler. Sopalarım adamı. Ya babacım of ya of. Bir uyutmadın ya. Daha az önce uyarmadım mı ben seni? Sen de mi dayak istiyorsun he? Seni de mi döveyim? Sen de mi dayak istiyorsun? Yok en iyisi ben odama gideyim. Hey Allah'ım ya Rabbim, ne oluyor bu gece ya? Her dayak yemek isteyen bana mı bulaşıyor he? Bir dakika babacım, bir dakika. Sen kimi dövdün ki? Yoksa evde gerçekten hırsız mı varmış? Hayır evladım, ben bir gül yabani dövdüm, cin dövdüm. Allah Allah ya. Ne oldu, mutlu musun şimdi? He? Babacım ya, ne şakacı adamsın. Allah Allah ya. Ne gül yabanisi, ne cini, ne diyorsun sen ya. Harbiden çok komik adamsın. Demek inanmıyorsun öyle mi? Az önce bir tane gül yabani bastı evimize. Bu sopayla onu döve döve kovdum evden. Eğer ben olmasaydım hepimizi yok edecekti. Ya babacım, sen harbiden kafayı yemişsin. Gerçekten diyorum bak. Seni yarın bir psikoloğa götürelim, olmaz mı? Bak gerçekten. Yani böyle düzelemezsin. Allah Allah. Yok ya. Ben sizin hayatınızı kurtarıyorum. Sen bana değil diyorsun. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya tamam babacım. En azından bir Kerem komiserle konuş. Olmaz mı? İyi. Tamam. Kerem komiserle konuşurum. Hadi babacım. Gidelim de bir Kerem komiserle konuşalım. Böyle olmayacak yani. Sen iyice kafayı yedin. İyi oğlum. Tamam. Konuşalım bakalım. Göreceğiz şimdi. Ya babacım, o sopayı niye yanına aldın ya? Kerem komiser yanlış anlamasın. Yok oğlum, sen merak etme. Kerem komiser beni asla yanlış anlamaz. Eğer o gül yabani bir daha önüme çıkarsa yine ağzını burnunu kırmam lazım onun. Öf, iyi tamam madem. Ne diyeyim, Allah Allah. İşte baba, Kerem komiser şurada. Sahilde, güneşleniyor. Allah Allah, bu saatte ne iş var burada adamın? Gelip konuşalım bari. Kerem komiser merhaba. Babamın sizinle bir şey konuşması lazım. Gerçekten kafayı yedi. Ne var, ne konuşacakmış? Kimseyle bir şey konuşmak istemiyorum ben. Ama Kerem komiser, gerçekten senin yardımına ihtiyacı var babamın. Hayırdır fakir, niye sopayla geldin? Beni mi döveceksin? Yok Kerem komiser, eğer gül yabani bir daha gelirse onun bir daha ağzını burnunu kıracağım. Ne? Demek sen de gördün onu. Öyle mi fakir? Aynen öyle. Dün gece bizim evimize girdi. Ben de ailemi korumak için onun ağzını burnunu bir güzel kırdım. Vay canına, gerçekten mi ya? Ben günlerdir eve gidemiyorum bu yüzden. Sahilde yaşıyorum işte. Burada yatıyorum. O korkunç yaratıktan korktuğum için eve gidemiyorum. Sen onu nasıl dövdün ya? Manyak mısın oğlum sen? Gül yabani dövülür mü oğlum? Niye dövülmesin yani? Allah Allah, ben onu dövmesem o bana problem olacaktı. Artık ben ona problemim. Bak Kerem komiser, ben seni severim. Eğer sana bulaşıyorsa gelip onun ağzını burnunu yine kırarım, tamam mı? Bir dakika Kerem komiser, ben bu yüzden getirmedim babamı ya. Nasıl yani? Gül yabani gerçek mi? Evet Arda, gerçek tabii ki. Sen çakma mı zannediyordun? Allah Allah ya. Baban sizin hayatınızı kurtarmış. Sen adama deli diyorsun. İnanmıyorum ya, evimizi cinler bastı.
kaçmış. Anneciğim çok korkuyorum. Neyse ki babam bizi koruyormuş yani. Yoksa gideceğimişiz. Kerem komiser sen hiç merak etme. Bugün akşam sizin eve gidelim. Ben o gül yabanının ağzını burnunu kırarım. Bir daha senin yanına yaklaşamaz. Tamamdır fakir. Adamsın gerçekten ya. Adamsın. Evet işte akşam oluyor. Birazdan gül yabani gelir buraya. Hadi fakir sana güveniyorum. Eğer fakir beni kurtaramazsa işim bitti demektir. Umarım fakir beni kandırmamıştır. Of ya of ya gül yabani. Hani fakiri etkisi altına aldıysa ve beni kandırdıysa of, bunları düşünmek istemiyorum. İşte buradasın Kerem. Demek evine geri döndün öyle mi? Evet aynen öyle. Geri döndüm. Bir sorun mu var? Evet bir sorun var. Seni öldüreceğim. Yarım kalan işimi şimdi bitireceğim Kerem. Demek öyle he? Ben de boş gelmedim ama. Sana bir sürprizle geldim. Ne sürprizi? Neyden bahsediyorsun sen he? Hiçbir şey beni durduramaz. Ama ben durdururum. Merhaba Gül Yabani. Özledin mi beni he? Benim de seninle yarım kalan bir işim vardı. Onu tamamlamaya geldim. Olamaz fakir. Sen de nereden çıktın böyle? Hayır olamaz. Hala beni gördüğüne seviniyor musun bakalım Gül Yabani? He? Ben çünkü çok seviniyorum. Anladın mı beni? Yarım kalan işimi tamamlayacağım şimdi. Bu sefer elimden kaçamazsın. Hayır, hayır, olamaz. Az işte sonuna geldim. Bu da ne böyle? Orada kafesin içinde bir şey var. Ne oluyor burada? Sen de nesin böyle? Fakir amcalar seni neden burada tutuyor? Sen nesin? Sen de kimsin böyle? Kapıyı aç bakalım. Kapıyı mı açayım? Hayır istemiyorum. Önce fakir amcanın seni niye burada tuttuğunu anlat bana. Çünkü onlar çok kötü insanlar. Bana kötülük yapıyorlar. Beni kurtarmak istemez misin? Ama fakir amcalar kötü insanlar değillerdi. Onlar iyi insanlardı. Sana şu kapıyı aç dedim. Eğer açmazsan buradan çıkamaz ben. Hayır olamaz. Ne oluyor burada? Hemen buradan kaçman lazım. Koş koş. Hiçbir yere kaçamayacaksın. Hayır olamaz. Neredeyim ben? Hayır ya. Nereye gidiyor bu yol? Olduğum yerde dönüyorum resmen. Burada bir çıkış yolu bulmam lazım. Hadi. Olamaz. Yolun sonuna geldim. Burası bir çıkmaz yol. Olamaz. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Sana beni kurtarman gerektiğini söylemiştim. Benim yanımda olabilirdin. Hayır. Sen de kimsin? Ne olur bırak beni. Ben daha bir çocuğum. Sen beni kurtarmadan beni sattın. Şehirdeki herkesten intikamımı alacağım. Senden de alacağım. Hayır ne saçmalıyorsun sen? Defol git şuradan. Şimdilik git bakalım. Görüşeceğiz seninle. Hayır olamaz. Hayır. Git buradan. O da ne ya? Ne oluyor burada? Ne işin var senin burada? Çabuk. Şu gizli geçidi kapatmamız lazım. Fakir amca ne olursun. Ne işin var senin orada? Niye indin oraya? Niye yaptın bunu? Hayır olamaz. Umarım düşündüğüm şey olmamıştı. O yaratık peşimde. Hemen kapatın şurayı. Gelecek. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Bizim evimize nasıl girdin sen bakayım? Ayrıca oraya niye giriyorsun? Ben gizli bir bölme olduğunu görünce dayanamadım. Girdim işte. Siz pikniğe gidince ben de dayanamadım. Evinize hırsız olarak girdim. Sonra da gizli bölmeyi buldum. Orada paralar vardır diye içeri girdim. Ulan pis hırsız seni. Buldun mu paraları? Ne varmış içeride gördün mü? Hayır ya Yusuf niye yaptın bunu? Niye? Of ya. Başımızı nasıl bir belaya soktuğunu farkında mısın sen? O yaratık da neydi öyle? Neydi o? Alex, dev Alex. Yıllar önce ondan kurtulmuştuk. Büyük dedem onu oraya hapsetmişti. Evet, Herobrine'ın da büyük dedesi onu hapsetmişti oraya. Sihirle. Yani sihirle hapsettiler değil mi? Oradan çıkamaz bir daha. Beni öldüremez. Ne bileyim ben be. Ben de anlarım Allah. Sihirden birden anlamam ben. Ama senin dediğine göre hapisinden çekmiş işte. Çıkartmışsın onu. Evet, hapisten çıktığına göre artık serbest kalmıştır. Ayva yedik.
Hayır hayır olamaz. Fakir amca ne olursun. Ondan kurtulmamızın bir yolu olmalı değil mi? Yalvarırım yalvarırım kurtarın ondan beni. Hadi oradan be. Sen benim evimi soymaya gelmişsin. Pis hırsız. Bir de sana yardım mı edeceğim ben? He? Ama sadece benden değil. Bütün şehirden intikamını alacakmış. Herkesi öldürecekmiş. Arada seni de öldüreceğim dedi. Ne? Bütün şehirden mi intikam alacakmış? Hayır ya olamaz. Fakir ne yapacağız? Hüsamettin'i çağırmamız lazım. Bu iş böyle olmaz. Umarım oradan çıkamaz o yaratık. Eğer çıkarsa işimiz bitti demektir. En iyisi ben de babama haber vereyim. Of ya bana çok kızacak. Emin ol babanın kızmasından daha çok korkmamız gereken şeyler var evladım. Hiç korkmana gerek yok yani. Evet sanırım haklısın fakir amca. Of Yusuf of. Mutlu musun başımızı açtığın beladan? He? Şimdi görüyorsun değil mi? Senin yüzünden o yaratığın gelip bizi öldürmesini bekliyoruz resmen. Ya babacım ne bileyim ben öyle bir yaratık olduğunu. Allah Allah ben onlar sadece filmlerde oluyor zannediyordum. Meğersem bizim şehirde de oluyormuş ya. Evet maalesef bizim şehirde de yok yok yani. Her şey oluyor. İnsanların evine hırsızlığa girmeyi bırak demiştim sana. Bütün hırsızlıkları bırak demiştim. Sen ne yaptın? İnsanların evine girmeye devam ettin. Şimdi de başımıza belayı açtın işte. Şimdi hepimiz senin yüzünden ölebiliriz. Anlıyorsun değil mi beni? Evet babacığım anlıyorum ama ne yapayım ya? Of ya çok özür dilerim. Fakir Hüsamettin'i çağırdın değil mi? Yani ben yanımda silah getirdim ama o yaratığa işleyeceğini hiç sanmıyorum. Öylesine dümenden getirdim işte. Evet Kerem komiser, Hüsamettin'i çağırdım. Umarım burada gelir yani. Ne oluyor burada? Ne oldu? Hüsamettin canım oğlum, işte geldin. Çok kötü bir şey geldi başımıza. Evet oğlum, Demolex serbest kaldı. Ne diyorsunuz siz? Bu nasıl mümkün olabilir? Onu yıllar önce hapsetmiştik evin altına. Söz vermiştik, kimse oraya girmeyecekti. Böylelikle de sonsuza dek orada kalacaktı o. Şey evet ama ben bu anlaşmayı bilmiyordum. Yani kimse bana böyle bir şey söylemedi ki. Evet sana da tanımadığın insanların evine kaçak bir şekilde hırsızlık yapma dedik. Evet doğru o da var ama ne bileyim yani şimdi ben Allah Allah. Ne yaptın sen he? Ne yaptığının farkında mısın? Başımıza çok büyük bir bela açtın. Ayrıca biz neden bu mezarlıktayız? Alex'in en güçlü olduğu yer burası. Ne bileli Hüsamettin. O buraya gelir sonra da onu öldürürüz diye düşündük. Silahla vururum işte. Saçmalamayın Kerem komiser. Burada hepimizi öldürür o. Hemen gitmemiz lazım buradan. Durun daha yeni geldiniz. Nereye gidiyorsunuz? Beni yıllar önce oraya hapseden dedeleriniz için sizden intikamımı alacağım. Yani hiçbir yere kaçamazsınız. Hayır Alex dur yapma ne olursan. Biz iyi insanlarız. Arkadaşlar desteğinize ihtiyacım var. Çok büyük bir hata yaptım ve Devalex şehre saldırıyor. Sizin desteğinizle belki ondan kurtulabiliriz. Hemen kanala abone olup videoya like atarak bize destek olun. Hayır olamaz geldi işte. Ondan kurtuluşumuz yok. Siz beni hiç sevmediniz. Benden intikam aldınız. Çünkü sen yıllar önce bütün şehri ele geçirmeye çalıştın. Her yeri naletledin. Aynen öyle. Sen kötü birisisin. Senden kurtulmamız lazımdı. Şimdi de benim sizden kurtulmam gerekiyor. Hepinizin işini bitireceğim burada. Gelin bakalım buraya. Alın size. Hayır olamaz babacığım. Çekil oradan. Hayır olamaz. Ne oluyor bana? Hayır bırak babamı bırak dedim. Defol git buradan. Bu da ne? Seninle görüşeceğiz biz Ferit. Hayır olamaz babacığım. Babacığım iyi misin? Olamaz. Onu ele geçirmiş. Ruhunu emmiş. Hayır ya hayır olamaz. Hayır fakir ne oldu sana? Fakir nerede? Hüsamettin babana ne oldu? Babamın ruhunu emmiş. Artık babam bizimle değil. Onun elinde. Onu yenip babamı geri almamız lazım. Hayır olamaz. İşte tek tek bizi avlamaya başladı bile. Hayır olamaz. Çok korkuyorum ben. Çok korkuyorum. Hüsamettin onu sihirlerinle büyülerinle kaçırabildin. Öldüremez miydin? Bir büyü yapıp onu öldüremez misin? Hayır Kerem komiser bu imkansız. O çok güçlü. Yıllardır o kafesin içinde dinlenmiş. Gücünü biriktirmiş. Şimdi ise hepsini bizim bütün hepimizin ruhunu emmek için kullanacak. Hepimizin ruhunu emince de durdurulamaz bir güce sahip olacak. Hayır hayır olamaz. Onu bir şekilde durdurmamız lazım. Bunu yapmasına izin veremeyiz. Yoksa şehrimizi komple alır götürür yani. Babacım boşver şehri. Hepimiz öleceğiz. Bence hemen bu şehri terk edip gidelim.
Babamı bu şekilde bırakıp gideceğiz, öyle mi he? Zaten bu yaşananların hepsi senin suçun. Şimdi de babamı böyle bırakıp gitmeyi mi öneriyorsun? He, pislik seni. Ben yani öyle demek istemedim. Babanı kurtaralım, öyle kaçarız. Hayır, kaçmak falan yok. Şehrimizi kimseye bırakmayacağız. Bu şehir bizim şehrimiz. Kimsenin eline vermem bu şehri. O adamı öldüreceğiz. Aref abimi çağırsam iyi olur. Yoksa onu yenmemiz imkansız. Tek başıma onu yenemem. Sizin silahlarınız da bir işe yaramaz. Evet oğlum, hemen Aref'i çağır. Babanın haline bak. Babanı kaybetti. Fakiri sonsuza dek kaybetmek istemiyorum. Aref'i çağır, kurtarın babanı. Hayır ya, hayır. Ne yaptım ben? Çok büyük bir bela açtım başımıza. Hayır, olamaz. Savaş başlıyor şimdi. Ondan sonsuza dek kurtulmamız lazım. Öldürelim onu. Aynen öyle. Şimdi savaş başlıyor işte. Evet, artık işleri büyüttüm. Artık grim eşekleri burada satacaksın. Tamamdır patron, hiç merak etmeyin. Burada grim eşekleri çok falan satacağız. Bütün şehre satacağız yani. Bütün şehir sizin grim eşekinizden içecek beyefendi. Evet, düzgün çalış. Yoksa seni de bir grim eşek yaparım. Anladın mı beni? Bütün şehre grim eşek içireceksin. Bütün sokaklarda benim reklamım olacak. Yoksa seni de grim eşek yapar içeririm. Tamam tamam abi ya, Grimex abi niye böyle diyorsun? Tamam, merak etme, herkese satacağım senin şeyklerden. Satsa niye dersin? Yoksa başına geleceklerden ben sorumlu değilim. Of ya of, adama bak, ne yapacağım ben şimdi? Of, satmak zorundayım, yoksa beni de milkshake yapacak yani. Yapacak bir şey yok, satmaya devam. Şu çocuğumu kaçıran adamı hala bulamadım. Ulan ulan, işte ilk müşterim geldi. Şurada karnımı doyurayım da onu aramaya devam ederim. Biraz enerji toplamam lazım. Bana güzel bir hamburger menüsü ver. Tabi beyefendi, isterseniz yanında grim eşek vereyim. Ne dersiniz? Yeri çıktı. Gerçekten harika. Grim eşek mi? İşte yaradık. Yaratık burada. Aradığım yaratık bu. Yoksa sen onun için mi çalışıyorsun? Söyle bana pis ajan. Aman abi dur, ne yapıyorsun? İmdat, yardım edin, imdat. Abi ne yapıyorsun? O yaratık benim oğlumu kaçırdı. Çabuk o yaratığın nerede olduğunu söyle bana. Abi bilmiyorum. Ben sadece milkshake satıyorum burada, görmüyor musun? Bana yalan söyleme. Yoksa senin için daha kötü olur. Anladın mı beni? Nerede o yaratık? Nerede dedim? Abi bilmiyorum işte. Bilmiyorum. Anladım ben seni, anladım. Belki bu anlamana yardımcı olur. Peki şimdi hatırlayabiliyor musun? He? Nerede bu yaratık? Abi yalvarırım. Çek şu silahı, yalvarırım. Abi ne yapıyorsun? İmdat. O benim oğlumu kaçırdı. Ya söylersin ya da onu sensiz de bulurum. Tamam abi, söyleyeceğim. Ne olur indir beni. Ne olursa. Evet, şimdi konuşmaya devam et bakalım. Nerede? Abi, onun gizli bir sığınağı var. Orada. Herkes orada. Kaçırdığı herkesi orada tutuyor. Genelde küçük çocukları kaçırdığı söyleniyor. Ama ben de tam bilmiyorum. Ben sadece satıcıyım abi. Beni de zorla tutuyor. Nasıl zorla tutuyor? Kaçarsan kaçarsın işte. Ne zorlası? Onun için çalışıyorsun sen de. Hayır abi, çek şu silahı, çok korkuyorum. Beni tehdit ediyor işte, tehdit ediyor. Eğer benim için çalışmazsan seni de milkshake yaparım, millete içiririm diyor. Bak bak sen şuna, demek seni de milkshake yapıp millete içirecekmiş. Gösteririm ben o sana milkshake nasıl yapılırmış. Şimdi buradan defolup gidiyorsun. O adamın da yerini bana gösteriyorsun, anladın mı beni? Sonrası için kaygılanmana gerek yok. Ben onun işini bitireceğim. Abi emin misin? Bak gerçekten o çok güçlü birisi. Bak uyarıyorum seni. Dikkatli olmalısın. Öyle elini kolunu sallayarak gitmemelisin. İşte abi burada, gel. Tam dükkanın karşısında. Tam burada. Ne burada kardeşim? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Su gideri var burada sadece. Ben sana adamın yerini sordum. Dalga mı geçiyorsun benimle? Bak sinirlenmeye başladım yine. Yok abi, sen beni yanlış anladın. Burada işte, görmüyor musun? Şuradaki delikten çıkıp geliyor. O deliğin içinde onun sığınağı var işte. Eğer oradan girersen onun sığınağını bulabilirsin. Çocuğun da muhtemelen oraya saklamıştır abi. Oğlum bak, eğer yan çizdiğini görürsen var ya, işte o zaman işin bitti senin. Yok abi yok, ne yan çizmesi? Ben de bu grimace'den kurtulmak istiyorum artık. Benim başıma bela oldu. Eğer söylediklerin gerçek değilse başına daha büyük bir bela gelir. Ben. Yok abi yok, merak etme. Hepsi gerçek. İyi bakalım, öyle olsun. Evet.
Sanırım gerçekten de söyledikleri doğruymuş. Burada bir şeyler var. Abi git ve kurtar bizi. Yalvarırım. Hadi bakalım aslanım, ben gidiyorum. Kendine iyi bak. Allah! Vay be, harbiden gitti adam. Neyse, umarım durdurur yani Grimace'i. Durduramazsa da milkshake satmaya devam ederiz. Ne yapalım? Burası gerçekten çok garip ve korkunç bir yer. Burada oğlum bulmam gerçekten çok zor olacak. Nerede bu? Oğlum? Babam, gıp babam. Ne diyorsun oğlum? Hiçbir şey anlamıyorum. Ne diyor bu çocuk ya? Babacığım, git buradan, git, git. Ne diyorsun oğlum? Anlamıyorum. İşte buldum seni. Merak etme, buradan alıp gideceğim seni. Tamam mı oğlum? Artık sana hiçbir zarar veremez. Babam, babam. Tamam oğlum, sakin ol. Sana hiçbir şey olmayacak. Merak etme, baban geldi. Seni kurtaracağım. Bak bak sen şu işe, hoş geldin babası. Demek çocuğunu kurtarmaya geldin. İşte buradasın. Ben de seni görmeyi umuyordum zaten. Beni görmeyi mi umuyordun? Hadi oradan, oğlunu alıp kaçacaktın sen. Seni sonsuza dek yok etmediğim sürece benim içim rahat etmez. Anladın mı beni? Oğlumu buradan alıp götüreceğim. Ama önce senin işini bitireceğim. Kimse benim işimi bitiremez. Anladın mı beni? İkinizi de sizin milkshake yapacağım şimdi. Beni durduramayacaksınız. İkiniz de milkshake olacaksınız. Grimace şey. Hadi gel de dene bakalım benim milkshake yapmayı. Hadi gelsene. Geliyorum. Aa! İşte böyle uçururlar adamı. Anladın mı beni? Evet, şimdi de işini bitirme vakti geldi. Arkadaşlar, bu Grimace şehirdeki herkesi kaçırmaya başladı. Onu durdurmamız için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Hemen kanala abone olup videoya like atarak onu durdurmamıza yardımcı olun. Hadi hemen çabuk olun. Sen nasıl bu kadar güçlüsün? Gel benimle birlik ol. Birlikte bütün şehri ele geçiririz. Ne dersin? He? Kimse bizi yenemez. Anladın mı? Seninle birlik olmak mı? He? Bütün şehri ele geçirmek demek. Öyle mi? Evet. Güven bana. Bütün şehri ele geçireceğiz seninle. Ne dersin? Kabul ediyor musun? He? Bütün şehir. Vallahi benim şu an yapmak istediğim tek bir şey var. O da senin işini bitirmek. Son duanı et bakalım. Elveda. Bir daha hiçbir çocuğu kaçıramayacaksın. Hayır, dur, yapma. Yapma dedim sana. Dur, ne olursun. Dur. Senden artık kurtuluyoruz. Sen benim oğlumu kaçırdın. Yapabileceğin en büyük hatayı yaptın. Bundan sonra seni affedeceğimi mi sanıyorsun? He? Ne olursun affet beni. Yalvarırım. Yalvarırım, affet. Af maf yok. Elveda. Al sana. Al. Hadi bakalım oğlum. Gidiyoruz buradan. Her şey bitti. Kurtuldun. Ay canım oğlum benim. İşte kurtulmuş. Sonunda kurtulmuşsun. Evet ya, aslanım benim. Helal olsun sana. Nasıl kurtardı baban seni ama? Babam cesurca geldi ve beni kurtardı. Gerçekten çok harikaydı. Aslan babam benim. Benim paşam da çok iyi dayandı yani. Hiç korkmadı. Orada öylece sakince bekledi. Ben de o mor yaratığın işini bitirdim. Vay be abi, demek gerçekten şehirde bir yaratık vardı. İnanmıyorum ya. İnanmıyorum gerçekten. Evet ya, nereden çıkmış o? Resmen rezillik. Bu ne böyle? Ay neyse. Neyse ki Kemal onun işini bitirdi. Oğlumuzu da kurtardı. Ay oğlum, seni çok özledim. Ya seni kaybettim zannetmiştim. Merak etme anneciğim, babam bizi hep kurtarır. Bize bir şey olmasına izin vermez. Aynen öyle. Oğlum haklı. Aileme zarar gelmesine asla ama asla izin vermem ben. Asla size bir şey olmasına izin vermem. Ay canım kocam benim. Sen harika bir adamsın ya. Harikasın. Vallahi Kemal, helal olsun be. Gerçekten herkesi kurtarıyorsun. Ali'yi de kurtardın. Şimdi kendi oğlunu. Gerçekten bir kahramansın sen. Ay evet Kemal. Olaylar olduğundan beri sana teşekkür edemedik. Çünkü Kamil kaçırılmıştı. Ali'yi kurtardığın için de çok teşekkür ederiz yani. Sen gerçekten bir kahramansın. Aramızda yaşananlar için hepsinden çok özür dilerim senden. Sorun değil. Bir yanlış anlaşılma oldu. Yaşandı, bitti işte. Artık bir aile olarak yaşayabiliriz.
Aynen öyle. Barış içinde yaşayabiliriz artık. Siz öyle sanın bakalım. Bakalım şimdi ne olacak? Benden o kadar kolay kurtulabileceğinizi mi sandınız? Şapşallar sizi. Hepinizden intikamımı alacağım sizin. Grimace'e kafa tutmak ne demekmiş hepiniz göreceksiniz. Hepinizin işini bitireceğim. Şehirdeki tüm çocukları kaçıracağım. Ondan sonra da onlardan milkshake yapacağım. Grimace shake yapacağım onları. Demek beni öldürmeye çalışırsın ha? Bittin sen Kemal, bittin. Bundan sonra rahatça huzur içinde yaşayabiliriz. Gerçekten çok güzel bir hayatımız olacak artık. Aynen öyle. Rahat rahat parkta oynayabileceğiz. Gerçekten harika olacak be. Yuppi yuppi. Aynen öyle. Gerçekten harika olacak be. Oley be oley. Siz öyle sanın bakalım. Göreceksiniz harika hayatı. Sadece benim hayatım harika olacak. Sizinki ise berbat.